Vakıf Katılım Hayati İnanç'la İftar Saatini sunar. Efendim Hayati İnanç'la İftar Saati programına hoş safa geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Allah hayırlı mübarek etsin ve 11 ayın sultanı bu Ramazan-ı Şerif için son iftarımız. Allah nasip ederse İstanbul ya, için iftar mı Güzel günler çabuk bitiyor ve nihayet sonuna geldik. Bayramınızı tebrik ederiz dediklerinde din büyüğü, bayramımız bir aydı geçti demişti. Ramazan ayının baştan başa bayram olduğunu işaretle bütün seyircilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul buyursun. Amin. Hayırlı iftarlar olsun efendim. Rabbim tekrar nasip etsin. Amin inşallah. Amin. Ramazan inşallah hakkımızda hüsnü şahadet eder. İnşallah, <laughs> i̇nşallah bizden taciz olmamıştır. Bizden hoşnutsuz değildir. Çünkü o şahit. Yani ona da sorulacak. Sana nasıl davrandı bunlar? Seni nasıl karşıladılar diye. Onun şahitliği çok önemli. İnşallah bize hüsnü şahit ve şefaat eder. Huzuru mahşerde yüzümüz kara çıkmaz inşallah. Amin. Ee, aynı zamanda hüzündür hocam. Gelişi sevinçti madem. Bunun bir de hüzünü olmalı. İşte iyi insan gibi, güzel insan gibi Müslüman böyle olur. Huzur getirir, hüzün bırakır. Evet. <laughs> Nereden anlaşılır güzel bir insan olduğu? Oradan. Geldiğinde huzur getirir, gittiğinde hüzün bırakır. Aynen Ramazan, Ramazan tabiatlı olmak lazım. Hı. Ramazan gibi olmak lazım. Huzur getirmeli ve hüzün bırakmalı. Evet. Sevilmeyen de hayır yoktur. <laughs> Sevmeyende ve sevilmeyen de hayır yoktur. Bak ne kadar seviliyor değil mi Ramazan? İşte yani. ona benzeyenler de sevilir. Yani özlenir. Ah nerede denir. Aranır. Yokluğunda aranır. İnsanlar onu özlerler çünkü o su gibidir. Herkese faydalıdır. Onunla bulunmak, onunla görüşmek sadra şifadır. İnsanın morali yükselir. Ahirete teveccühü artar. Allah'a sevgisi artar. Feyiz diye bir laf var yani feyiz uzun uzun anlatılır. Biter tükenir şey değil yani feyiz. Son tahlilde özetin özeti feyiz Allah sevgisi demektir. Ve bu iyi insanlardan etrafındakilere yayılan bir la teşbih radyo dalgaları gibi yayılan bir şeydir. Yani kalpten kalbe ne der eskiler? Minel kalbi ilel kalbi sebilâ. Kalpten kalbe yol var. Minel kalbi ilel kalbi sebilâ. Kalpten kalbe giden yol var. Küllü, devamında da şöyle bir mısra vardır. Küllü cedidün lezizün illa halila her yeni tatlıdır dost hariç. Onun eskisi makbul. Hmm. <laughs> Dostun eskisi makbuldür. Evet. Ee, Ramazan-ı Şerif'i bir insana benzettiğimizde evet sükun haliyle inandığımız bereketiyle e, bir insanın başkalarının arasını bulmasındaki hadisenin Ramazan'da da küslerin barışması aslında. Ya farkındık olmaması. Tam böyle bir mümin tarifi aslında. Birçok memle memleketimizin birçok köşesinde. Yani ben sadece bizde ve çok az birkaç yerde var sanırdım. Denizli Çameliliyim. Küçücük bir ilçe. Hatta en küçük ilçesi Denizli'nin. Ancak görüşmelerim bana gösteriyor ki birçok yerde, belki her yerde benzer uygulamalar var. Bayram namazından çıkıldıktan sonra cemaat hiç kimse kimseyi atlamadan birbiriyle bayramlaşıyorlar. Uzun kuyruklar oluşuyor. Bir epey zamana da müncer oluyor bu ama kimse bundan üşenmiyor, erinmiyor. Böylelikle bayram havası içinde, neşesi içinde küslükler izale oluyor. Yani böyle barışma imkanı doğuyor. O ana kadar belki bir yol bulamadı, bir fırsat bulamadı. Hani bizi barıştırın deyip birine müracaat etse belki olacak da olmadı diyelim. Bayram güzel bir bahane artık. Orada kimse kimseye bir şey demez. Onu da kaçırmamak lazım artık. Yani hiç olmazsa onu kaçırmamak lazım. Arada her ne varsa elinin tersiyle itip, unutup, silip, böyle olunca senin de kusurların, kabahatlerin hesap gününde silinir, göz ardı edilir, hak ceza verilmez. Efendim, insan Kendisine yapılmasını ne, ne, ne yapılmasını istiyorsa onu başkasına yapmalı diye genel bir kaide var ya ahlakın temel prensibi budur. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Sana yapılmasını istediğin gibi davran. İşte bayram. Affedilmeyi mi istiyorsun? Affet. Kusurların görülmesin hesaba dahil olmasın mı istiyorsun? Görme. İyi ama haklıyım falan. Ya yapma şimdi haklıyım diyorsun da e, hesap görülmedi ki. Bilmiyorsun yani o sana öyle geliyor belki hiç beklemediğin bir şekilde. Şöyle bir durum olabilir mesela. Birinden bir kötülük gördünüz. Hakikaten haklısınız. Zarar gördünüz. Ve sonra başladınız kim tutup gıybet etmeye. Konuşuyorsunuz her yerde. Her konuşmanızda ona bir miktar sevap gönderiyorsunuz. Havale ediyorsunuz. Sevmediğinizin sana sevaplarımızdan gönderiyorsunuz yani. Zarara bak. Ve bu azar azar olduğu için pek de farkında değilsiniz. Bir süre sonra alacaklı iken borçlu duruma düştünüz. Ya. Daha fazla. Çünkü siz onun aleyhinde konuştukça, gıybet ettikçe ona zarar vermiş oluyorsunuz. Onun kredisi düşüyor, itibarı azalıyor, dostu azalıyor her neyse. Başta haklıydınız belki ama alacağınızı aşan bir borç zuhur etmiş olabilir. Dolayısıyla en kolayı Hukukta şöyle bir ibare vardır. Es-sulhu eşrefül ahkam. Hükümlerin en şereflisi sulhdur. Es-sulhu eşrefül ahkam. Bütün hukukçu kardeşlerime, özellikle avukat kardeşlerime, onlara ters gibi gelebilecek bu hususu bu vesileyle hatırlatmak isterim. İhtilafı körükleyerek, davayı, ihtilafı köpürterek kazançlı gibi görünebilirsiniz ama son tahlilde sulhu sağlayan hukukçular öne çıkar. Yani o anda peşin kazancınız belki azdır, azalır belki ama son tahlilde güvenilirlik kazanırsınız. Siz bir artık sulh merci olarak bilinirsiniz. Kaldı ki yeni bir sistem gelmiş bulunuyor hukuk sistemimize. Yani yeni bir uygulama, ara buluculuk diye bir şey var. Çok güzel bir uygulama. İnşallah düzgün uygulanır. Bu yeni, taze bir meseledir. Ee, senelerce karşılıklı delil teatisiyle çatışma yerine e, oturup ara bulucu nezdinde, aklı başında hukuk okumuş bir adamın nezdinde ne kadar güzel olur. Yani davada kazanacağımdan çok daha fazlasını kazanırsın aslında. Evet. Çünkü iki testiyi birbirine vurursan biri kırılır ama biri de zedelenir. Halbuki sulh ile bir an önce onu zihninizden siler atarsınız, önünüze bakarsınız, fırsat kazanırsınız, zaman kazanırsınız, enerji tasarrufu olur. Sulha teşvik etmek lazım, sulhü inşa etmek lazım. Herkesin sulha yönelmesi bütün toplumda e, sosyolojik bir tedavi olacaktır. Bütün topluma sirayet eden bir güzellik olacaktır. Vermeyi öne almalı insan. Hayat bize bunu öğretmeli. Yani biz öğrenmeliyiz. Ramazan'da bunu da öğrenmeliyiz. Yani ver, verdiğin senindir. Aldığın değil. E sen bakma öyle dışarıdan tersi göründüğüne. O e, ilahi planda öyle değil yani. Verirsin. Görünüşte malın eksildi gibi. Hayır. Son tahlilde kazanan sen olursun daha büyük kazanırsın, daha önemli olur, daha sevilen, sayılan bir mevki ihraz edersin. Bir de o bereket devreye girer. İstişarede öyle bir bereket var ki mesela iki mümin, iki Müslüman bir araya gelip istişare etseler görüşler ne olursa olsun onların o hali, sünnete uygun o davranışı Hak Teala indinde makbul olduğu için Cenab-ı Hak oraya rahmet inzal eder. Neler neler olur. Beklemediğiniz gelişmeler olur. Yeter ki siz o kapıyı kapatmayın. Bir vesileyle daha önce hatırlatmış olduğum hadis-i şerif mealini şimdi bir daha zikredeyim. İstişare eden pişmanlığa uğramaz. İktisat eden fakirliğe uğramaz. İstihare eden hüsrana uğramaz buyuruyor Hazreti Peygamber. Bir görüş al ya bir sor. Bin bilsen de bir bilene danış demiş eskiler. Ne olacak yani? bildiğini söyleyecek. Söylesin. Olur ki hiç aklına gelmeyen bir şey söyleyecektir. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz diyor ya şair. Evet. Yani hiç beklemediğin yerden önünü açan, seni rahatlatan, içindeki düğümü çözen bir istişare istişari mütala, bir fikir gelebilir. E, o yüzden kapıları kapatmamalı. Ayrılırsa Eshab-ı Kiram Efendilerimiz hatırlamalı. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Onları överken Hak Teala Fetih suresi son ayeti kelimede her bakımdan kamil, nice vasıfları haiz, her bakımdan yüceliklerle mücehhez oldukları halde onların birbirini sevmelerini öne çıkararak bilhassa ona işaret ederek Allah Azimüşşan... eshab-ı kiramı bize örnek gösteriyor. Birbirini severler, çok severler diyor. Yani bize düşen budur işte. Eshab-ı kiramın elbiseleri dizlerinden değil, omuzlarından eskirdi. Evet. Yani çok ibadet etmek değil. Yan yana çok durmaktan safları sık tutmak şu safı sık tut kardeşim aradan giren şeytan beni yakar ama seni de yakar <laughs> yani bu şeytanın belini kuran bir şeydir yani omuz omuza olmak birbirinden güç almak her zaman lazım değil mi bize yani dünyaya geldiğimizde lazım giderken lazım ya arada geçen hayat denilen şey sahi o ne mezar taşında görüyoruz neymiş o hayat denen şey dört haneli bir rakam. Dört haneli bir rakam. Taşta o yazıyor. Doğum, ölüm. Arada ne var? Çizgi, tire. Ha. bir tire. Çizgi. Hayat bir tire. Evet. Ya, bu kadarcık şey için mi sen kavga ediyorsun bu kadar yani? Çün ecel sulh ettirir. ahır nizaı kaldırır. Pes nedir bu dünya için? Kuru kavgadan murat. Sultan Fatih merhum. Sen sulh olmayı geciktirsen de ecel gelip sulh edecek. Akıllı ol. Önceden sulhü sen temin et. Yiğitlik sende kalsın. Sulhü sen evet. yap. Evet. Eyvallah hocam. Hocam buyurun çayınızı lütfen. Bismillah. Sulh'ten bahsettiler az önce. Ee, İki bardak çayın çözemeyeceği mesele yok aslında. Yok aslında ya. Öyle, i̇ki bardak çaya bakar kavgadan ya. Kavgadan önce de çay söyleniyor. Sur için de çay söyleniyor. <laughs> muhabbet için de çay söyleniyor. hani iki çay söyleyelim. Henüz iş bitmemiş demektir. Evet. Çay içiliyorsa. Çay geliyorsa. <laughs> orada, ne kadar güzel bir gelenek yerleşmiş bahsedelim. milletimize. Fakiri, zengini değil mi? Her vesileyle, her bahaneyle otur bir çay içelim dediğin zaman birçok mesele o masada kalır Allah'ın izniyle. Yeter ki sen kibirden ve inattan uzak dur. Çok şükür. Zehir bu bu ikisi kibir var inat varsa Meselenin içinden çıkamıyorsun Öyle durumlar gördüm ya, ya Coşturdum beni şimdi çok uzattım gerçi ama Estağfurullah, buyurun. Meslek hayatımda gördüm Yani ben doğrudan ve sadece avukatlık yaptığım Bir 7 sene var mezuniyetten sonra Çok genç yani 24 yaşında e, avukat bilmem kim Diye yazdık Küçücük bir ilçede herkesle ahbapsınız Herkesle hukukunuz var ve avukatsınız Kritik bir durum durum aslında zor da yani Sulh edebildiklerimizi ettik yani o bana babadan miras bir alışkanlık. Mümkün olursa önce bir sulha götürmeye çalışırdık yani. Boşanma davalarında falan çok yapmıştık. Onu şaşırırlardı. Ya sen davadan geçinmiyor musun diye sulh e, sul ediyorum ama son tahlilde insanların e, müracaat kapısı oluyorsunuz yani. Biraz sabırlı ol, acele etme. Peşine o kadar tavulma yani neticede. Sulh edebildiğimiz miras davaları olmuştu. Babam da sulhçuydu böyle. Yıllar yılı o işleri yapmıştı. Edemediği bir aile var. Ne olduysa oldu ki hadiseyi bir miktar biliyorum. Sulh edemedi, inatlar öne çıktı, benlikler öne çıktı. 35 senedir mahkemede sürünüyorlar. 35 sene. Hala devam ediyor. E ne oldu şimdi? Bunu unutacaktınız. Mirastaki hisseniz yüzde yedi buçuk değil de altı buçuk olacaktı. Ama bu kadar uğraşmayacak, yorulmayacaktınız. Dosyaları gördüğü zaman <laughs> hakimlerin bile gözü korkuyor yani. Çuvalla getiriliyor dosya. İş mi yani şimdi? Bu kadar ihtilafı sen haklısın kardeşim. Veyahut da bunu diyemiyorsan bir ara bulucuya gidelim. Senin beğeneceğin, senin de kabul edeceğin birisinin önüne koyalım meseleyi. Ya yani sosyal yapımız bizim böyle güçlüydü işte. Mesela birçok sen Mardinlisin. Evet. Orada daha bir canlı olarak yaşayan bir şeydi bu. Halen de izleri eksik değil. Bir baş bilir vardır. Bir baş tutar derler veya hani sözü sohbeti dinlenir bir adam. Oturtur bunları. Dedeni anlatmıştım. Yani dinliyor. Bir yerde bağlıyor. İki tarafın rızasını alarak sarılıp öpüşüp ayrılıyorlar. Biraz zarar ettim. Ya etti sen ettin. 30 yıl kazandın farkında mısın yani? yani. Ne zararı ya? Kardır bu ya. Hem dargınlık kırgınlık olmadı. Hem yorulmadın. Hem o kadar mahkemelerde sürünmekten kurtuldun. Efsulhu, eşrafül eşrefül ahkam. Bayram bunun en güzel vesilesi. Çok şükür. Ee, bizim oralardan bahsettiniz. Anadolu Ünifan'da bu vardır mesela. Allah göstermesin. Hacize düşen Birkaç mal gün sonra alınmaz. oralarda olacağız da ondan biraz evet. daha. <laughs> Mardin'de. Hacize düşen bir mal alınmaz hocam. Yani gidip almazlar. Evet. Hani... Gözlü mal derler. Evet. Değil mi? Sevimsiz evet. gelir insana. Evet. Olur mu? Arkadaşım benim sıkıntıya düşmüş, hacize düşmüş. Daha az parayı ben gidip alacağım ve ben kullanacağım. Evi, arabası, tarlası. Bırak Allah. Bahçesi, yiğitliğe sığar mı diyor ya. Değil. Ya evet. da toplanır onun adını alırlar. Evet. Ha. Evet. Ha işte böyle ayakta kalıyor toplum evet. işte. Ee, şey diyor hocam işte ilan görüyoruz ihtiyaçtan acil satılık. Ona yapılacak olan tek şey şudur kardeşim neden ihtiyaçtan onu söyle. O ihtiyaç onu çözerim. ne? Evet. Onu, onu giderelim. Evet. Yani bunların tamamı bayramla alakalı şeyler, ee, şekerle alakalı bir şey söyleyeceğim hocam. Ramazan, olaki hani söylemiştiniz ya bayramımız mübarek olsun demişler, bizim bayramımız geçti demiş. Ramazan bayramıydı onun tamamı. Üç gün değil o. Adı e, Ramazan bayramıdır, şeker bayramı değildir. O ikramdır. Bunun adı Ramazan bayramıdır. Onu, onu çocuklarımıza da böyle öğretelim. Şeker ikramımızdır bizim. Annem mesela sütlaç yapardı benim yani sütlaç. Şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum hocam. Köyde bayram namazından hemen sonra orada geleceğim ama kapıları gezerdik elimizde poşet. 8-10 çocuğuz köylü çocuklar. Bulabildiğimiz yeni ne varsa onları giymişiz ya da temiz. Kapılara giderdik. Çok çocuğuz tek tek verirlerdi şekerleri. Beni gördükleri an itibariyle teyzemiz, halamız, komşumuz içeriden o zaman Libya'dan gelmiş olan şekerlik kase içine şekeri koyar bana uzatırlardı sen al diye. Yetim olduğum için. Alırdım bir tane derlerdi ki para bavete babanın payını da al. Rahmetli. evet. Ha. Şimdi bu muazzam bir şeydi. Ya. Yani yani, ölüye olan hürmet. Ya. Onun evladına yetime babanın olan, payını da al. Babanın payını da al diye. E ve biz işte bu vesileyle de bayram namazlarından sonra o musafa yapılır bayramlaşılır camilerde uzun kuyruklar ve hemen sonrasında kabristana giderdik bununla alakalı bahsetmiş olduklarınızın tamamı bayramla ilgili yani ramazanda nasıl ki oruca niyet ettiysek yarın sabah itibariyle de ben şu küstüğüm kişiyle ilk ben aramalıyım onun bayramını tebrik etmeyi. kazanan o olur işte evet. ilk adımı atan ilk selamı veren şimdi iki şeyi birden hatırıma getirdi anlatımların merdaneler şikarı almaz zebun elinden ...diyor şair. Nevi çok parlak bir şairdir. Yiğit olan diyor... ...düşük, düşkün, zavallı... ...avcının elinden avı kapıp gitmez. Merdaneler... ...şikarı almaz zebun elinden. Hani hacize düşmüş evi alma... ...hacize düşmüş arabayı alma durumunda... Yani ...çok yeri geliyor Mısra'nın. Bir diğer beni hatırlatan... ...bana hatırlattığın şey şu oldu... Ee, ...yine Doğu illerimizde... ...özellikle Van'da... Ee, işitmiştim, görmüştüm. Vanlı bir kaymakam ilçemize gelmişti. İlk ondan duymuştum. Bayramını tebrik için gittim. Dedi ki ayda bekayda. Bilmiyorum ne dedi acaba Anladınız mı dedi. Hayır anlamadım. Ayda. Arapça ayit. Bayram demek. Ayit. Hatta eskiler bayram tebrikini şöyle yaparlar. Ayda bir e, ayidiniz sayid olsun. Aydiniz sayid olsun. Bayramınız mübarek olsun manasında. Arapça ayit bayram demek. Ayda bunun mahalli söyleniş biçimi. Be kayda kayda kaide kural. Be ara bir olumsuzluk eki Farsça bir ek. Ayda be kayda bayramda kural yok. Hmm. Peki bu ne demek? Bayramda hepten böyle insanlar bırakıyor mu her şeyi? Edebi terk mi ediyor? Hayır o değil. Başka zamanda pek yakışık almayan tavır ve davranışlar bayramda hoş görülür örnek. Yine Van'da, elbette Mardin'de de geçerli. 30'lu yaşlarında, 20'li yaşlarında bir taze baba çocuğunu kucağına alıp sevmeye utanır. Babasının yanında. Evet. Yani babasının ona şu deme, şöyle demesinden endişe eder. Ne zaman adam oldun? Lan çocuk evet. seviyorsun, adam mı oldun falan. Bayramda hoş görülür bu. Bayramda hoş görülür. Yani ufak tefek kusurlar Üzerinde durulmaz, ayda bek ayda. Bunu bütün hayatım, hayatın tamamını bayram yapmak mümkün aslında. Yani deliye her gün bayram diyorlar ya. Bunu sen evet. yapabilirsin. Hoş gör yahu, hoş gör yahu, Allah Allah, hoş gör. Evet. Nedir bu bu kadar? Yani dikkat etsek, sadece bakış açımızla kendi hayatımızı daraltıp kendi kendi canımıza okuyoruz yani. Evet. Gerilimler, kırgınlıklar, bitmez tükenmez. Kin taşırsan en büyük zararı kendin görürsün. Kin tuttuğun kişi değil. Sen kendini yıpranırsın, çürürsün. Duvarın nem adamı gam çürüdür derler. Onun içinde de taşıya taşıya çürür gidersin. Siler atarsan ferahlarsın. Peki o zaman kısa bir ara verelim. Ee, sonra devam edelim. Buyurun. Evet. Bayramın muhabbeti dahi muhabbetli, güzel. Bayramın muhabbeti dahi bayram aslında. Allah ihsan etti. Evet. Yani mesela bugün bayram günü oruç tutmak haram. Evet. İbadet değil mi oruç? Evet. Bak bugün haram işte. Bayramda haram oluyor. Yani bize bu bayram, bu neşe, bu sevinç ilahi bir emir, bir hediye. Yani bugün oruç tutarsan rıza ilahiye uygun bir şey yapmış olmuyorsun. Günaha girmiş oluyorsun yani. Velev bir yudum suyla bugün oruç tutmayacaksın. Güzel giyinmek elden geldiğince değil mi? Temiz giyinmek. Yıkanmak. Erkenden gitmek camiye bayram namazı için sabah namazına önce gidip hoca efendiyi bayram sabahlarında şöyle bir coşkulu bir okumaları vardır yani hocayı kaçırmamak lazım evet. gittiği yoldan değil başka bir yoldan dönmek evet. sünnet ve müstahap olan şeyler hatırıma gelenleri sayıyorum güzel koku efendim yüzük kullanıyorsa özellikle bayramda efendim mümkün olduğu kadar çok kişiye selam vermek güler yüzünü eksik etmemek sevindiğini belli etmek Yolu uzatmak. Yani, yani, bunu yani artık bu kadarını kendimizden esirgemeyelim. Çok şükür. Yani bunu bir tatil vakti falan gibi alıp hani bir yere gidip de ayakları uzatıp dinleneyim falan. Bırak Allah'ını seversen ya. Ne yoruldun da din yani. Çok yoruldu. Aman ya Rabbi. Çok yoruldun <laughs> dinleneceksin. Hadi canım sen de. <laughs> Bayramda. Ee, anlattıklarınıza bakıyorum da hocam. Sadece bayram namazına giderken ve dönerkenki hal insanın hayatını kurtarabilecek hallerden bahsediyorsunuz. Tabi. Sadece ikisi. Bir bayram namazına gidişteki hal ve hareket, temiz giyinmek. Yeni eski temiz giyinmek. Yolu uzatmak, selam vermek, temiz olmak, güzel koku. Bayram... Öyle öyle güzel bir şeydir ki yani bir lezzettir ki o gün herkes bunu bildiği için artık yani folklorun içine yerleşmiş yani hayat tarzı haline gelmiş. İlçemizde herkes birbiriyle dediğim gibi çıkınca üç cami oldu artık eskiden tek di cami herkes herkesi görürdü de şimdi cemaatler ayrıldı üç ayrı cemaat var nüfus da arttı. Bu defa başka bir ortamda tekrar bir araya gelmenin yolları aranır. Şehrin ilçenin merkezinde bulunan çay ocağında parkı da güzeldir yani hele şimdi artık bahara geliyor bayram. O gün çaylar müessesedendir. Kimse kimseden para istemez. Evet. Yani Öyle bir lezzet bahşeder ki insana. Çocukluğumda biraz daha öte gidilirdi. Yani bu sosyal medyalar, internetler falan pek olmadığından olsa gerek, evlerde börek çörek yapılır. Bizim oralarda çok sevilen bazı hafif tatlılar var. Tulumba yapılır veya tulumba değil de lokma lokma, lokma. Ege bölgesi lokma dökülür. Tepsilerde dağıtılır böyle. Çocuklar sevindirilir. Herkese bir bir bayram hissettirilir. Çocuk bir şey istediği zaman bayramdır artık ona o ikiletilmez imkan nispetinde. Ve herkes baksın etrafına derim acizane. Yani sevindirilecek kimseleri kaçırmasınlar. Bu büyük bu fırsattır. Faturasını ödeyemeyen vardır. Geçimde sıkıntı çeken vardır. Fırsat bu fırsattır. Ahiret yolcusunun gönül alması lazım. Bir gönül almakla neler kazanacağını Yunus Emre'ye soralım bir gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil demişti değil Eyvallah. mi ne kadar yüksekten söylüyor bak namazının <laughs> aman ya Rabbi çıtayı yükseltiyor. aman Allah ya. çıtayı çok yükseğe koyuyor Türkçe Yunus Emre önünde diz çöküp İslam oldu İslam evet. şehadet getirdi <gülüyor> <gülüyor> rahmetli Cemal Safi her şiirini şöyle bitirirdi İlha, ilhamı ilahi sende okyanus damlana talibim ey koca Yunus Allah Allah ...her şiiri... ...Allah Allah... Sahlede. ...muazzam değil Allah mi? ...Allah rahmet etsin Abi ya bak... Ya. İlhamı ilahi sende okyanus... ...damlana talibim ey koca Yunus... ...ey koca Yunus... ...diye böyle yakara yakara da söylerdi... Ee, ...iftardan hemen sonra... Iftar ...vakit anı, azalıyor bak unutturma... ...şiir hemen okuyacaksın... Can, bende. Hemen ...adamın canı nasıl ...bayram ola şiiri var... <gülüyor> tamam. <gülüyor> ...başım üstüne... Ee, ...vallahi yeridir... Yani ...yeminle bağdaştırdım hakkınızı helal edin ama... ...iftardan hemen sonra eşinize, oğlunuza, biraz da gel gidiyoruz diyeyim ve siz de nereye gittiğinizi bilmeden sokağa çıkın. İhtiyaç sahibi bulacaksınız. Bir mağazanın önünde vitrine bakan bulacaksınız çocuğuyla beraber. Ya bulunmaz mı ya? Evet, Sen gören doğru. gözle bak ya. Neler evet. neler olur ya. Soruşturmakla ortaya çıkamayan utananlar vardır. Evet. Onlar aranır, bulunur. Yani artık iletişim için son derece yaygın yani aradıktan sonra buluruz. Evet. Memleketimin bir başka güzelliği ki bütün Türkiye'de benzerlerinin olduğunu sanıyorum ve duyuyorum. Bir gün önce yani son Ramazan günü bayramdan bir gün önce kabristana bir gidilir. Herkes ölülerini bir ziyaret eder. Ölüler bayramı derler. Yani dini bir değeri yok onun tabii gelenek, örften örf ama dine aykırı bir tarafı da yok. Böylece o gün şöyle bir kendinize gelirsiniz yani. Şöyle bir kendinize gelirsiniz. Kısmet olursa biz bunu memlekette işte idrak etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Art Dedemin kabri. Herkese tavsiye ediyorum ya. Deden, dedeni ziyaret et ya. Yani çocuklarınızı götürün. Bilsinler. Yani öyle bir zamanda ki amcasının oğlunu tanımıyor yaşarken. Ya, Ama ya. oradan başlamak lazım. Ben şimdi öyle deyince hocam inşallah bayramda da dedem var. Dedemin babası, dedemin annesi aynı yerdeler ve evet. hepsini biliyoruz ya, yani. Ya. Hamdolsun. Ne güzel Çok bir şükür. zenginlik. Ne güzel bir zenginlik. Çok şükür Allah'ım Şöyle demiş hocam. Hangi şeyleri okuyorsun? E, bayram. Alvarlı Efe gü ha. güftesi, ha, ha, ha. Can bula Cananını Evet bayram o bayram olur. Evet. Hadi bakalım. Biraz okuyayım onu. Oku oku. Şiir olarak. Tamam. Öbür türlü okuyabilir misin? Okurum hocam. Oku. Siz oku. sonra benim böyle bir anım olacak. Ben bir iftar programında kıymetli abim hayat inanca ilahi okudum diye. Tamam. Yani bunu. Ben kimseye söylemem. Aramızda kalır. <laughs> İbrahim okuyorum o zaman müsaadenizle abim istedi diye bildiğim kadar. Can bula cananını bayram o bayram ola Bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Bayram o bayram ola Hüznü keder def ola dilde hicap ref ola Cümle günah af ola bayram o bayram ola Bayram o bayram ola Mevla bizi af ede gör ne güzel Ey ola Amin. gör ne güzel Ey ola Cürmü hatalar gide bayram o bayram ola Bayram o bayram ola Devamı demiş ki hocam Feyzi muhabbet hak Nuri hidayet siyak Cenneti ala durak Bayram o bayram ola Hakkı seven mert işir. Kalbi olur müstenir. Hakkı seven? Hakkı seven merd işir. Ha. Ee, ars, yiğit arslandır diyor. Evet, Hakkı, evet. Merdi şi, şehir. Şehir, şe 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 evet. yani Farsça arslan yani. Evet. Aslan, mert aslan. Evet. Merdi şiir, evet. Merdi şir. Kalbi olur müstenir. Nurlanır yani. Evet. Allah ola desti gir. Elinden tutar Allah. Allah'ın elinden tutar. Evet. Maşallah. Yani bayram o bayram o hadi o kıtayı bir daha oku şimdi. çok girdik araya <laughs> lütfen hocam kıtayı okuyayım bir daha ben Evet. hakkı seven merdi şiir kalbi olur müstenir Allah ola desti gir bayram o bayram ola el tuta kitabını dil tuta hitabını can tuta şitabını bayram o bayram ola mevlayı candan seven rızayı hakka eren Lütfi Huda'ya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, feth ola babı cinan. Cennet kapıları açıla. Bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasır'ın Allah ola. Yardımcın Allah ola. Bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile. Hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile. Bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola. Dertlere derman ola. Azade ferman ola. Bayram o bayram ola. Lutfiye lutfu kerem. Dahili bab harem. Daima Allah dilem. Bayram o bayram ola. Alvarlı Lütfiye fe evet. Hazretleri evet. son kıtada Lütfiye. Lütfiye Lütfu Kerem. Allah'ın lütfu evet. bu Lütfiye gelse evet. bab babı harem. Yani hac nasip olsa. Evet oraya girmek gitmek Oraya girmek evet. nasip olsa. Daima Allah diyor. Allah dersem devamlı ha bayram, bayram o bayram. Bayramda tam o bayramdı evet. bayram ola. <laughs> Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bakın bir tek şairimiz gönül ehli tabii sultan şairimiz bize her şeyi anlatmaya yeter. Onun bir şiirini daha önce mevzu etmiştik. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbetin nalan olan insanı incitme. Tariku aşkta bir çareyi hicranı incitme. Sabır kul her belaya hane i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemizi şanı incitme. ...demişti. İlk kıtası budur. Ki onu da hani şimdi söylersem sen onu da... ...söyleyeceksin. <laughs> ama bu, bu günlük... etsin. Yeti, Tebrik ederim. Sesin çok abi. maşallah... Sağ ...dokunaklı. Ol. Adamın... ...içine içine işliyor. Evet, <laughs> <abi. Sağ gülüyor> Bir bayram abi. hediyesi olmuş oldu. Din, dinleyen güzeldir diyor hocam. E, not almıştım ama hani... ...bayramın sevinci de kendi içinde... ...burada... ...çok şükür... ...şurada hocam... E, bir katrem meniden halk eden aşık zülali. Aşık zülali evet, seni bir damla sudan yaratan. Evet, evet, aşık evet. zülali baba. Halk isimli bir şiiri. Yaratıcı Allah deme evet. evet. Bir zaman sakindir tende beraber. Dokuz ay dokuz gün beraber olduk. Ana rahmindeki kanda beraber. Bir zaman sürmeli devranı demi ya Rab sen sen iki cihan serveri. Sen, sen, sensin sen. sensin sensin şey, herhalde. Cümle mahluk hep o yolun kervanı tende misafirdir canla beraber. Zülali çıkmıştır yedinde yola erenlerle pirler cümlesi bile Mevlam yardım etsin dardaki kula imanda tamamdır dinde beraber. Allah. Yani, öyle şiirlerinden biriydi. Evet. Ee, bana birkaç programda söyledim ama merakım arttı. Ee, ellerim arar oldu ee, ezber yapmaya çalıştım ama işte hangisinden yola çıkarsak iki mısra ile beraber ki onlardan çok örnek verdiniz hayatın nizamını düzenini kendinden ve etrafındakilere sirayet edebilmesi maksadıyla o ben değilim bu arada e, yola getirecek olandır diye Tabii. inanıyoruz hocam yani ne ustalarımız var herhangi birini aldığınız zaman Diyarbakırlı Said Paşa'yı mı alırsın, Ziya Paşa'yı mı alırsın, Şair Nabi'yi mi, Şeyh Galibi mi, Yozgatlı Fenni'yi mi, Alvarlı Efe'yi mi, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı mı? Yani bakın kaç isim bir arada hepsinin de ortak özelliği bunları saymamın sebebi şu. Her birinin birer veya ikişer manifesto değerinde şiirlerine rastlamışım. Bilirim ve iddia ederim ki mesela Fenni'nin bir şiirini yahut Alvarlı Efe'nin bir şiirini alıp koysak böyle ...güzel insan yetiştirme... ahlaken yüce insan yetiştirme... ...dersi olarak... E, ...topluma mal etsek yeter artar yani. Yeter Kesinlikle. artar. Ama biz kendi evet. ustalarımızla biraz daha yakın olacağız inşallah. İnşallah hocam. Emeğinize sağlık sizin. Ee, Allah razı olsun. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri dediğinizde... ...Zakir ve Şakir'den sebep... ...hatırıma gelen bayramdır madem. Şimdi biraz böyle bazen... E, ...aman canım ne olur ki deyip... ...birileri hakkında konuşmak, yermek çok hızlı bir şekilde yaftalamak. Şimdi bir, bir şekilde birinin günahına olmak o bizim kendi imtihanımız haline geliyor. Yani yeah. şahit oldum. Ya. Yeah. Orada benim tavrım ne olacak? Setreden mi olacağım? Ayıplayan mı olacağım? Yayan mı olacağım Allah korusun. Ya, yani o ya. günahı işleyen kişiden çok şahit olanın günah haline gelir ya, hale geliyor. Ya. Ve ne yazık ki biz bazen buna düşebiliyoruz. Peki soru şu, günahından haberin var da ...tövbesinden haberin var mı? Belki tövbe etti. Evet. Sen boşu boşuna günaha giriyorsun evet. oturduğun yerde su bir Müslüman'a kişi su etse ve isabet etse ...zannında... günahkar olur. Evet. Hüsnü zan etse. Yanılsa sevaba nail olur. böyle bir kazanç kaçırılır mı? Sonra üstüne vazife değil. Kim sordu sana? O kişiyi sana sorarlarsa iyiliklerini anlat, hayırlarını anlat. Yok mu hiç? Yani? hiçbir tarafı yok. Yani. Olmaz mı? Var. Say. Onları say. O da bunu duyunca ne olur? <laughs> Hakkımda iyi konuşuyor diye. Aradaki buzlar çözülür. Varsa bir soğukluk, bir tatsızlık o gider. O huvvet hasıl olur. Gönüller birleşir. Ve bundan muazzam bir güç doğar. İki gönül bir araya geldiği zaman bir artı bir iki yapmaz, on bir yapar. Evet. Üçüncüsü gelince yüz on bir yapar. <gülüyor> i̇şte bitmez tükenmez gücümüz budur bizim. Cemaat bu demektir. Omuz omuza olmak, birbirini sevmek, kusurlarını örtmek. Bizim oralarda ak yerini dışına çevir derler. Yani ak yerini? Dışına çevir. Hı. Dışına çevir. Yani kusur tarafını ört, beyazını dışına çıkar, iyiliklerinden bahset. Filanca çok güzel kimsedir, iyi kimsedir, ben onu ibadette gördüm. Filanca iyilik yaptığını gördüm. <laughs> Efendim, adildir. Yani bunlar aslında öyle ol demektir yani. Nasihat da böyle yapılır yani. Evet. Birisi seni övdüğü zaman zannetme ki o sıfat öylesin. Hayır öyle ol diyor. <laughs> öyle ol diyor, bunu böyle anlamak lazım. Böylelikle iyilikler yayılır. Müslüm Gürses'ten mi demişti? Dünyayı yıkarsa garipler yıkar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Kurtarırsa iyilik kurtarır. Evet. Dünyayı iyilik kurtaracak. Evet. Biz iyilik yapacağız. Bize yakışan bu. Müslümandan beklenen bu. İyi insan nasıldır? Faili bilinmeyen bir iyilik, bir hayır, bir güzellik vardır ortada. İnsanlar derler ki, e bunu yapsa yapsa filanca yapar. Hmm. Derler. ha O iyi insandır. Kötü nasıldır? Bir suç var, kabahat var, çirkinlik var. Ama diyorlar ki isabetsiz olarak o yapmıştır. Böyle tanınmak, insanların gözünde, gönlünde böyle yer edinmek berbat bir şey tabii. O yüzden hep iyilikle anılacak, hayırlanılacak, sorulduğu zaman ferah ferah iyi insanların iyi biliriz diyebilecekleri bir hayat yaşamak lazım. Merhumu nasıl bildirdiniz? sualine güzel cevap almak lazım. Son soruda böyle bir cevap almak Allah nasip etsin. Ee, bahsettiklerimiz bazen mesela şimdi Kıymetli abim anlatıyor ben kendi adımla bayram yarın benim küs olduğum kimse var mı? Olmayabilir. Bana küs olan var mı? Bir, o olabilir. İkincisi benimle hiç alakası yok tanıdığım iki insan küs olabilir. Bununla beraber. Buradan hani durumdan vazife çıkarmanın en güzel boyutu da bu olabilir aslında. Birisi küsmüş de hocası gidiyor onun kapısına. Hocası talebesinin kapısına gidiyor yani. Hoca talebenin kapısına. Evet. Bak diyor hastalığı karşına al hastayı değil. <laughs> Allah'ımız bir peygamberimiz, bir yolumuz, bir şu kadar hizmetimiz, bir ömrü beraber geçirdik. Şu noktada ayrıldık. Bu yüzden mi kü küseceğiz diyor yani. Bu birlikleri göz ardı mı edeceğiz yani? Yani hastalığı karşına al, hastayı değil. Evet, Muazzam bir görüş. Düşmanın hastalığı, hastalığı gidermek senin işin. Hastaya düşman olmak değil ya. Değil mi? Evet. Doktor hastayı öldürmeye mi çalışıyor? Yok. <laughs> Hastalığı yok etmeye çalışıyor. <laughs> Öyle bakmak çok kazandırır bize. Zata ve sıfata bakma meselesi. Zatı mükerrem. İman ehli. Sevmem gerekiyor. Sevmem farz. Evet. Farz. Ve bir kusuru var. Şimdi kusuruna bakıp Karşımam alacağım? Yani kusuru sıfat. Arızı sıfatlarda asıl olan ademdir mecellede kaide. Hı. Hmm. Sıfatı arızada asıl olan ademdir. Yani aslı yokluktur. Sen zatına bak. Bak bu zat ve sıfattan bahsettik ya. Günahlarına karşı Allahu Teala sıfatıyla gazap eder. Rahmet sıfatının onu aşması kuvvetle umulur. Kibir durumunda ise zatıyla gazap eder. Allah korusun. Korkunç bir durum yani. Küfürde ve kibirde zatı ilahi gazap eder. Ve sıfat onu aşmaz. Korkunç bir şey yani. Allah korusun. Dargınlıkları ne getiriyor? Hep kalıcı kılıyor. Kibir. Evet. Kibirden Cenab-ı Hak muhafaza buyursun hepimizi. Başta bu kardeşiniz olmak üzere. Allahu Teala hepimizi bu vesileyle, bu bayramın hürmetine, bize bir bayram şekeri olarak bir, bir hediye, ilahi bir hediye olarak bu hastalıktan hepimizi kurtarsın. Amin hocam. E, bütün özünü aslında Ramazan-ı Şerif e, işte Ramazan'ın arefesine kadar arafe çiçekleri ortakta donanırken o çocuklara derlermiş Arafet çiçekleri diye. Bütün öz cümle belki de bütün Ramazan bu cümleyi içinde hocamın kullanmış olduğu. Birbirini sevmek farz olduğunu söylemek. E, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. iman etmiş olmazsınız evet. 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 Devamı? Birbirinizi sevmek için selamı yayın. Selamı yayın evet. Ne kadar önemliymiş selam değil mi bak? Evet. Sevgiyi hasıl ediyor. O da imana delalet ediyor. Evet çok şükür. Bayramdır, bunun için fırsattır. Ben öncelikle e, sevgili İbrahim, emeği geçen her kim varsa bu programlarla alakalı. O kamera gerisinde olanlar, evet. onlar kahramanlar. Biz burada biz burada ekranda görülüyoruz ama Cenab-ı Hak onların da sayeni meşgul etsin. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, müesseseye teşekkür ediyoruz onların şahsında. İnşallah Cenab-ı Hak başka vesilelerle de buluşabilmeyi, görüşebilmeyi hepimize nasip müyesser etsin. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak affımıza vesile kalsın şu mübarek günleri, vakitleri, bayramı vesaire. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ay boyunca bize tahammül etti seyircilerimiz. Az şey değil yani. Estağfurullah, estağfurullah. Haklarını helal etsinler ve selam. Allah razı olsun. Ben de bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şahsım adına ben Mehmet olarak yani program sunmak vesaire bunların tamamından sıyrılarak bir kardeşiniz olarak. Mehmet olarak da e, siz de bana hakkınızı helal edin. Çok Yerden teşekkür ederim. Yerden helal ettim. Müsterihun. Allah razı olsun hocam. E, çok şey öğrendim. E, Estağfurullah. Şad oldum. Estağfurullah. E, yan yan olmaktan <laughs> bu programları gerçekleştirmekten dolayı bir anne duasıydı benim için. Hayırlı söyleyene eşlik etmeye gayret ettim. Hiç olmazsa ben de. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. E, kıymetli izleyicilerimiz hakkınızı helal edin. Programda ne güzeldi diyebileceğiniz her an andığımızdandır, medet umduğumuzdandır, eee istikametimizdendir, murad ettiğimizden dolayıdır ve anlatandan kaynaklıdır benim şahsımda varsa hata kusuru da şahsımdan kaynaklanır e, af buyurunuz. Allah seni de. affetsin. Allah beni affetsin. <laughs> Allah razı olsun Abi hocam. Canım. Allah beni ıslah etsin diye. E, o hatalar da benden kaynaklanır. Onları da görmezden gelirseniz <laughs> e, ben de çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun sizin de. Elinizden öperim tekrar hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Bir vesile tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı bayramlarınız olsun. Vakıf Katılım Hayati inançla İftar Saatini sundu.